Evet arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Muharrem Olakçı. Uzun zaman sonra geri döndüm. Çünkü pandemi arasında çekmedim. Üniversite giriş falan filan, üniversite sınavları falan filan. Son 2-3 senedir video falan filan çekmiyordum. Şu an geri döndüm. En fazla çekerim. Yeni bir videolarım, yani videolarım tek bir tip çeşit olacak. Belki tutar belki tutmaz ama bilmiyorum, öyle yapacağım. Onun şeyini de daha sonraki videolarda size anlatacağım. Neyse, konumuza dönelim. Şu an KYK'dayım. Size bu KYK'yı biraz gezdireceğim. Sistemi anlatacağım. Nasıl işliyor? Yemekler, odalar, yurtlar giriş çıkış falan filan. Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü baktım bayağı bir izleniyor videolar. Ben de dedim niye çekeyim? Herkesinki izleniyor, benimki de izleniyor. Yani en kötü ve benden kötü, yani benden daha küçük abonelerin olduğu kanallar bile yani bayağı bir izlenmiş. Ben de bunu bir çekeyim dedim. Bir gezdireyim size yurdu falan filan. Şimdi arkadaşlar, tabii ki her üniversite bir olmadığı gibi her üniversitenin KYK'sı da bir değil. Yani sistem aynı olsa da yani bazıları bazılarından daha güzel, bazıları bazılarından daha temiz, bazıları bazılarından daha kullanışlı olabiliyor. Örnek veriyorum, bizim KYK konum olarak üniversitenin hemen dibindeyiz. Göl manzaralı odalarımız var bazılarının. Her bloğun yok. Toplam 4 tane blok var. Yemekler, self servis. Ya yani bu herkes de aynı. Ondan sonra bizdeki avantajlar, spor salonu var. Ondan sonra bu vardır çoğu şeyde. Bilardo salonu var. Masa tenisi var. Çok çeşitli kurslar var. Hat kursu, kickbox kursu. Ondan sonra var işte, bir sürü var. Tahta oyman kursu var. O tarz kurslar var. Daha çeşit çeşit kurslar var da hepsini hatırlamıyorum. Doğrusu hiçbirine katılmadım. Turnuvalar oluyor. Futbol turnuvaları oluyor. Masa tenisi turnuvası oluyor. Bilardo turnuvası oluyor. Baya bir turnuvalar oluyor. Daha hiçbirini görmedim de olmuştur muhtemelen. Peki. KYK'da takılmadığım için. Arkadaşlar yemekler sabah 6 lira olmak üzere, artık sizden sonraki de değişir mi bilmiyorum. Sabah 6 TL devlet, akşam 13 TL devlet veriyor. Yani üstünü biz tamamlıyoruz. Yani yiyoruz. 6 TL'lik aldık ya, 6 TL'sini ödemiyoruz. Zaten fiyatlar orada almadan önce yazıyor. Yani diğer şu otobüs terminallerindeki gibi şey değil. Hiç fiyatsız yazıyor. Bir çorba alıyorsun 20 lira çıkıyor, giriyor. Böyle çekmiyor. Yok kanka, kendim bir çekiyorum. Ay. Yok oğlum, ne çekeceğim? Canım sıkıldı be. Ne YouTube lan? Hay. KYK kanka. Uf.
Bodrum katlı olmak çok sıkıcıymış be. Aa, yıldızları çekiyormuş lan telefon. Teknoloji o kadar gelişti. Oğlum bugün iyi sohbet ettiniz ha. Daha bir ay konuşmazsınız. Arkadaşlar, giriş saati var ve çıkış saati var. Şimdi yurda en erken giriş saati 6, sabah 6.00. Akşam ise gece de en geç giriş saati ise 11.00. 11.00'dan önce yurtta olacaksın. Yani 2-3 dakikayı pek sınırda etmeseler de bazı yurtlar hariç, ben kendi yurdum adına konuşuyorum. Bazı yurtlar hariç, bazı yurtlar hariç dediğim yani bilmiyorum. Kendi yurdum adına konuşuyorum. 11'de içeri gireceksin. 3-5 dakikada pek kahve almazlar ama ondan sonrası için bizdeki yurttaki sistem şu. Geç kağıdı var. Geç kağıdın ismini yazıp öyle giriyorsun. Başka bir yurtlarda almadıklarını duydum. Tam biliyorum, duydum. Ondan sonra işte ne var? Bahçe var. Bir de bahçesinin yurdun çok güzel bakıyorlar ya. Güvenlikten çok bahçıvan var. Gayet iyi bir şekilde, titiz bir şekilde budama işlemleri, temizlik işlemleri yerde yaprak bile olmuyor. Bu aynısı kampüs içinde geçerli. Kampüste de gayet bir şekilde yaprakları tek tek yoldaki süpürüyorlar falan filan. Bayağı bir uğraşıyorlar. Yani dediğim gibi hem yurtta hem kampüste köylükten çok bahçıvan var. Yani güzel bir kampüsümüz, güzel bir yurdumuz var. Şey olarak, doğası olarak. Yani Sakarya zaten yeşili bol bir yer. Özellikle o Sapanca Gölü'nün direkt net Sakarya Üniversitesi tepede, Sapanca Gölü aşağıda net bir şekilde Sapanca Gölü'nü gördüğü için muhteşem bir manzarası da oluyor. Gün batımı falan filan çok güzel fotoğraflar. Instagram storyleri bayağı bir çıkıyor. Daha ne var anlatabileceğim? İşte odaları göstereceğim size. Videolarda atarım onu. Aralara sokarım zaten. Odaları, yemekleri, yemek sistemi zaten self servis dediğim gibi. Tabağını, çatalını, şeyini kendin alıyorsun. Oradan geçiyorsun. Aynı başka self servis olan restoranlardaki gibi. Özellikle de terminallerde bilirsiniz. Terminallerdeki sistem gibi. Yemeni hangisinden istediğini söylüyorsun. Fiyatlar orada yazıyor. Alıyorsun. Parmak iziyle ödeme yapıyorsun. Dediğim gibi sabah 6, akşam 13'te istersen sonra da yiyebilirsin istersen. Sistem şu. Sabah 6.30'da açılıyor. Öğlen 12.30. Ondan sonra ilkinti de 4'te açılıyor. Akşam yemeği için konuşuyorum. Yani ilkinti 4. Akşam 10.30'a kadar. Yani 22.30'a kadar açık şey yemekhane. Kantini var. Çamaşırhanesi var. Ondan sonra şöyle düşünüyorum. Dinlenme salonları var. Ben bundan önceki anlamı gri. Bundan önce şeydeydim yani. Dur nasıl anlatayım size. Ha, ben videoyu kestim ya orada. Video şey sebebinden dolayı kestim. Mescide geldiler namaz kılmaya. Ben rahatsız etmeyeyim sesimle falan filan diye çıktım. Odama geldim. Odamda çekmeye devam ediyorum. Yani öğlen çekiyorum. Sabah için sizin için video çekiyorum. Bak değerimi bil. Sizin için. Daha ne var arkadaşlar? Böyle. Yurt sistemi böyle. Yani KYK yurdu. Dediğim gibi bazı KYK'larda da yok. İşte dediğim gibi bizde şey var. Ben şu an neredeyim? Çalışma masasında. Çalışma masası, kitap koyma, kalem koyma yeri falan filan var. Buzdolabı var. Dolap, kıyafet koyma yeri falan filan var. Yatakların altında baza var. Oraya da koyabiliyoruz falan filan. İşte tuvalet, banyo, hepsi ortak kullanılıyor. Odalar 4 kişilik. Bazı odalar 2 kişilik. 2 kişilik odada da kaldım. 4 kişilik odada da kaldım. 4 tane bloktan oluşuyor. 2 kişilik odada genellikle tıp öğrencileri kalıyormuş. Yani onlar ayrıca onlar daha çok çalışıyormuş gibi. Yani çalışıyorlardı. Canım da. Onlar daha çok çalıştığı için onlara koyuyorlar yani. Onlar kalıyor genellikle. Ama yeniden 10 öğrenci vardır elbet. Normalde biz 4 ve 2'den oluşuyor. Yani 3 falan görmedim. Varsa da bilmiyorum. Daha var mı çekilecek bir şey? Anlatılacak bir şey yok. Değil mi? Yurdu anlattım, sistemi anlattım, parmak izi girişi falan filan filan. Yani bu. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like, eğer böyle bol bol bir izlenme olursa, bilmiyorum belki tutar belki tutmaz da, bol bol bir izlenme olursa like abonunu ne lan?
like butonunu çökertin. Yani basın yani like atın yani. Basit bir şey yapsın. Tık tık diyorsun. Ondan sonra da bir tuş var. Abone ol bilmiyorum ne işe yarıyor. Abone olunca bilmiyorum. Pat böyle yıldızlar bir şeyler olmuş. Yani işte kısacası arkadaşlar like atın ve abone olun. Rica ediyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay. Kapatıyorum. Bak böyle kapatıyorum. Böyle. Hop. Dur kapatayım. Hop.